Görünmüyordu o göl. Bayağı bir kum vardı. Şimdi gölün kıyısına doğru tam göle dokunabilecek kadar inmiyoruz. Aşağısı İsrail işletmesinde olan plajlar. Plaj ortamını biliyorsunuz. Böylesi bir turda biz plaja gitmiyoruz. Gitmeyişimizin sebebi bizler için namüsait sahneler olduğu içindir. Giriş ücreti ödeyerek de İsrail işletmelerine para kazandırmak da istemiyoruz. İki tane fonksiyonu var gitmeyişimizin. Yakın bir noktadan göreceğiz. Plajın park alanından görüp anlatım yapılır ve devam edeceğiz. Lut Gölü ya da diğer adıyla Ölü Deniz. Karşıda gördüğünüz gölün diğer tarafındaki topraklar Ürdün toprağıdır. Ürdün'e ait. Hatta bazı cep telefonlarına birazdan Ürdün'e hoş geldiniz mesajları gelebilir. O kadar yaklaştığımız için otomatik gelen mesajlar. Gölün özelliği derin oluşu. Gölün yüzeyi -417 idi. Biraz daha çekildi göl. Yaklaşık 15 metre kadar daha çekildiğini düşünüyorum. 430'lara ulaştı. -430 diyebiliriz. Gölü besleyen nehir sol taraftan aşağıya doğru, yani göle doğru akan tepelerin dibindeki, karşı sol ön çaprazdaki tepelerin dibinden aşağıya doğru göle doğru akan Ürdün nehridir. İsrail-Ürdün sınırını oluşturur nehir. Karşı tepelerin dibindeki yeşillik alandan bahsediyorum. Gölün özelliği tuzlu oluşu. Akdenizli varsa aramızda, Akdeniz'den misafirimiz varsa, memleketi orası olan vesaire bilir. Akdeniz'in tuz oranı Karadeniz'e göre yüksek olduğu için Karadeniz'de yüzen bir adam bir müddet sonra Akdeniz'e gidip yüzdüğünde Akdeniz'de daha iyi yüzdüğünü söyler. Çünkü suyun kaldırma kuvveti daha fazla, tuzlu suyu. Burası Akdeniz'e göre tam 10 katı kadar daha tuzlu. %24'ün üzerinde tuz oranı. %24 tuz oranı demek, göze kaçarsa 10 dakika görme yetinizi yitiriyorsunuz demek. Vücudunuzda bulunan açık yaraları ciddi şekilde yakması demek. Cilde iyi geldiği ile ilgili söylentiler ve İsrail'in reklamasyonu sebebiyle plajlara bolca turist akını var. Ölü Deniz tuzları, kremleri, banyo tuzları, işte sabunlar vesaire çok meşhurdur dünya genelinde. İsrail bunlardan da para kazanıyor. Güzellik maskeleri. Ya gölün dibinden çamuru çıkarıp parlak yaldızlı poşetlerle çamur satıyorlar dünyaya. Güzellik maskesiymiş. Faydası olsa siz güzel olurdunuz demek lazım İsraillilere. Sedef ve mantar gibi bazı deri hastalıklarına gölün iyi geldiği söylenir. Elimde egzama var. Ürdün'de okurken karşı kıyıdan girmişliğim var göle. Sıla tur öncesi çalışırken başka firmalarda yine göle girmişliğim var. Bu taraftan, o taraftan ya da bu taraftan girildiğinde de fark etmediğini gördüm. Egzamayı geçirmiyor. Süreklilik arz ederse eğer, örnek veriyorum, 15 günde bir girilirse belki tuz oranından ve içinde bulunan bazı minerallerden dolayı mümkün olabilecek bir şeydir, bir ihtimaldir. Ama sanki şifa merkeziymiş gibi buranın sunulması İsrail'e kazançtan başka hiçbir şey sağlamaz. Ki bir kavmin helak olduğu bölgeden şifa umulmaz. Lut kavmi sapkınlıkları sebebiyle, hemcinslerle münasebetler sebebiyle en meşhur olan özelliklerinden biri bu. Rabbimiz tarafından cezalandırılır ve helak olur kavim. Helak haberini İbrahim Aleyhisselam'a haber verdiğinde melekler, İbrahim Aleyhisselam çok endişelenir. İçlerinde kardeşim Lut da var der. Kur'an-ı Kerim'deki kıssadan anlatıyorum. İçlerinde kardeşim Lut da var der. Akrabalık ilişkileri amca yeğen olmasına rağmen Lut Aleyhisselam'a kardeşim diye hitap eder İbrahim Aleyhisselam. Onun için endişelenir. Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ı teskin eder. Lut ve ona inanan bir kısım hariç
kavmin tamamı helak olacaktır der. Lut aleyhisselam kendisine inananlarla birlikte şehri gece vakti terk eder. Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyle altlarındaki toprak başlarına kızgın bir şekilde geçirilmiştir. Çevrilmiştir ifadesi var. Bu bir tepsi böreğin ters çevrilmesi gibi algılanabilir ama dünyayı düşündüğümüz zaman şöyle bir tahayyül edilebilir helak noktasında. Yokuştan aşağı indik Kudüs'ten bu yana doğru. Sağ kolumuz tepelerden oluşuyor. Önümüzde tepe var. Sol tarafta tepe var. Arkamız kuzey bölgeler, yine tepe. Burası çukur bir alan. Burası bir volkan ağzına benziyor. Yani volkanik bir patlama sonucu depremle birlikte böylece altlarındaki toprak başlarına kızgın bir şekilde dönmüş olacak gibi bir şey hayal edilebilir helakla alakalı. Buraya geldiğimde en çok etkileyen şey, beni birazdan göreceksiniz, terk edilmiş tek katlı iki katlı yapılar var. Birazdan sola döndüğümüzde göreceksiniz. Bu yapılar beni çok üzüyor. Çünkü bu coğrafya, Kudüs'ten bu yana kadar yaklaşık 30 kilometre geldik. Buraya kadar. Ve Filistin arazisi bitiyor ve Ürdün arazisi başlıyor bu noktada. 1967'ye kadar Mescid-i Aksa, Eskişehir ve otelimizin olduğu Doğu Kudüs bölümleri de dahil olmak üzere şu sağ tarafınıza doğru Kudüs'e kadar olan bütün arazi Ürdün toprağıydı. 1967'deki 6 gün savaşlarında Ürdün bu coğrafyadan çekildi. Çekildi ifadesini bilerek kullanıyorum. Şu sağlı sollu binalar Ürdün askerlerinin karakol ve askeri binalarıdır. Bosna'yı görenleriniz varsa aranızda, savaşın nasıl izler bıraktığını bilirsiniz. Binaların dışında mermi izleri, füze izleri vesaire, roket izleri. Ama burada öyle çetin, öyle çetin bir savaş olmuş ki hiçbir binada kurşun izi yok. Ürdün tarafının nasıl çekildiğini ve İsrail'i bu arazilerin nasıl peşkeş çekildiğini bir göstergesi bence. Misafirimizle konuşuyorduk. Ürdün'de dünyanın 7 harikasından biri Petra Antik Kenti var. Petra Antik Kenti'ni görün. Ayrıca karşı taraftan gelin, denize girin. Şu göle girin. Ya da kendi başınıza bu tarafa gelip, Filistin'e gelip, Kudüs'ü Mescid-i Aksa'ya gelip girebilirsiniz. Problem değil ama turlarda inemiyoruz biz. Bu bir stratejimiz. Suyun üzerinde bağdaş kurulduğunda, bağdaş kurduğunuz zaman suyun üzerinde belinizden yukarısı duruyor. İnternette Google aramalarında Dead Sea ya da Ölü Deniz İsrail yazdığınızda görsellerde arayın. Suyun üzerinde oturmuş, bağdaş kurmuş, gazete kitap okuyan adamlar, kadınlar göreceksiniz. Çok fazla da detaylı bakmayın tabii o fotoğraflara. Şu park alanı sağ tarafımızda, mavi brandaların oradan biz gölü görebiliyoruz. Tur organizasyonuyla buralara girmek yasak olduğu için, ya yasak değil de uygun olmadığı için, bir prensip meselesi olduğu için biz ancak bu tel örgünün arkasından bakabiliyoruz. Ama diğer zamanlarda gelip girilebiliyormuş. Evet, içeri giremiyoruz. Bize uygun olmadığını söylüyorlar.
saray gözüküyor. Pardon? Denize girenler nasıl giriyor? Göle girenler. Hazreti Aleyhisselam'ın hemen Aleyhisselam'ın yanına geldiğinde hemen ahali evinin çevresini doluşturur ve derler ki biz sana söylemedik mi burada yabancıları evine almayacaksın, o insanları bize ver derler. O melekler hakkında kötü niyetler beslerler çünkü melekler yine o kavmi bir imtihan olarak yakışıklı üç erkek kılığında gelirler ve dolayısıyla Hazreti Lut da onlara der ki benim kızlarım var, onlarla nikahlayayım sizi. Bu yoldan uzak durun. Fakat onlar da Hazreti Lut'a derler ki sen bu işe karışma. Ve melekler bir mucize sonucu o alandaki tüm halkı kör ederler. Ve derler ki biz bu halkı helak edeceğiz Allah'ın izniyle ve siz şehri terk edin der. Ve şehirde karısı da dahil olmak üzere Lut Aleyhisselam'ın bütün kavmi helak olur. Şimdi bazı anlatımlarda şöyle bir şeyler söyleniyor. Karşı tarafımız Ürdün. İşte karşıdaki kayalardan Tevrat'ın anlatımına göre Hazreti Lut'la karısı beraber çıkarlar. Arkanıza bakmayın ifadesi geçer. Fakat Hazreti Lut'un eşi arkasına baktığı için taşlaşır. Ve dolayısıyla burada taşlaşmış bedenlerin olduğu söylenir. Bu bir Tevrat anlatımıdır. O yüzden bazı kişiler de, buraları anlatan kişiler de bu dağda taşta taşların şeklinden insanları hayal eder. Bakın işte bu taşlaşmış insan gibi şeyler söylerler. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Allah'ın ayeti varken delil aramak İman eksikliğidir diyelim. Ondan dolayı Allah bu olayı bizim Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Dolayısıyla taşta insan şekli aramanın da bir anlamı yok. Şimdi ölü deniz olarak da geçiyor Lüt Gölü. Biliyorsunuz içindeki tuzluluk oranıyla içinde canlı yaşamıyor. Sadece geçen ay bir mikroskopik bir canlı buldular. Onun dışında bu denizin içinde hiçbir canlı yaşamıyor. Tuzluluk oranı o kadar fazla ki suya batamıyorsunuz. Dolayısıyla yüzemiyorsunuz. Sadece suyun üzerinde duruyorlar. Ya batamıyorlar, yüzemiyorsunuz batamadığınız için. Üzerinde gazete okuyan insanların fotoğraflarını internette de görebilirsiniz. Peygamber Efendimiz bir hadisinde diyor ki helak olmuş bir kavmin yerinde veya bir kavmin helak olduğu yerde çok fazla vakit geçirmeyin, gülüp eğlenmeyin der. Biz hem bu hadisten dolayı, özellikle bu hadisten dolayı hem de sahilin bizim için bir ortama uygun olmaması sebebiyle sahile inmiyoruz. Otobüslerimize geçip Eriha'ya doğru hareket edelim inşallah. Dur şimdi.